Sıradan birisi kanalından herkese merhabalar. Bu bölümde hipertrofi nedir? Kas hipertrofisi nedir? Sorularını cevaplamaya çalıştık. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Hipertrofi nedir? Hipertrofi çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Hücre sayısının artmaksınızın doku ya da organ hacminin arttığı bu durum farklı organlarda gözlenebilir. Hiperplazi ise doku ya da organ hacminin ilgili yapıyı oluşturan hücrelerin sayısındaki artışa bağlı olarak büyüdüğü durumdur. Hipertrofide hücre hacimleri büyürken hiperplazide ise hücre boyutları yaklaşık olarak aynı kalmakla beraber hücre sayısındaki artış organ büyümesinin temelini oluşturur. Hipertrofi, kas hücreleri gibi yetişkin vücudunda bölünme yeteneğini azaltmış ya da tamamen kaybetmiş hücre tiplerinde meydana gelir. Hiperplazi ve hipertrofi ayrı iki mekanizma olmakla beraber, hamilelik sırasında hormonal değişimlere bağlı gerçekleşen rahim büyümesi gibi olaylarda birlikte rol alabilir. Farklı organlarda farklı etkiler sonucu ortaya çıkabilen hipertrofi, organların içinde bulunduğu duruma uyum sağlamasını kolaylaştıran bir mekanizmadır. Kas hipertrofisi nedir? Hipertrofinin kol kası ya da bacak kası gibi yapılarda görüldüğü çeşididir. Özellikle sporcuların, vücut geliştirmeyle uğraşanların ilgi alanında olan bir konudur. Kas hipertrofisinin sarkoplazmik ve miyofibriller olmak üzere iki farklı türü vardır. Sarkoplazmik hipertrofi egzersiz süresince dayanıklılığı ve enerjiyi artırırken miyofibriller hipertrofi ise kas gücünün ve hızın artmasını sağlar. Sarkoplazmik türde kastaki enerji kaynağı olan glikojen depolarının gelişmesi gözlenirken miofibriller türde kas yapısında kasılmadan asıl sorumlu olan kısımların gelişmesi söz konusudur. Kas yapımındaki önemli bir mekanizma olan hipertrofi çeşitli etkenlere bağlı olarak gerçekleşir. Örneğin ağırlık kaldırma, kas yapmak isteyen kişilerin sıklıkla kullandığı bir egzersizdir. Ağırlık kaldırmanın ne kadar yükle ve kaç kez yapıldığı gibi faktörler kas hipertrofisinin miktarını etkiler. Yaşa ve cinsiyete göre hafif bir ağırlık kullanılarak yapılan egzersizler ile kas yapmak için egzersizin çok kez tekrarlanması gerekir. Ancak ağır bir yükle yapılan egzersiz kas gelişiminde daha hızlı ve verimli bir etki yapabilir. Kasta hipertrofi gelişebilmesi için mekanik hasara ve metabolik yorgunluğa ihtiyaç vardır. Örneğin ağırlık kaldırmada egzersizde kullanılan kas grubu, ağırlığın sebep olduğu direnci aşabilmek için bir kuvvet uygular. Bu kuvveti uygulayan kas liflerinde hasar meydana gelir. Mekanik hasarın oluştuğu kas proteinleri vücutta tamir yanıtı oluşmasını sağlar. Tamir yanıtı hipertrofi oluşmasında önemli rol oynar. Metabolik yorgunluk kasta temel enerji kaynağı olan ATP molekülünün azalmasına bağlı olarak gerçekleşir kaslar kasılmak için yeterli enerjiyi bulamaz. Metabolik yorgunluk da hipertrofi gelişmesinde rol oynayan bir faktördür. Kas liflerinin kasılmaya bağlı olarak aldıkları mekanik hasar ve kasta azalan enerjinin meydana getirdiği metabolik yorgunluk kas kazanımı için oldukça önemli iki etmendir. Kas hipertrofisinin düzgün bir şekilde ilerlemesi ve kas kütlesinin artması için pek çok farklı yol denenebilir kişinin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve günlük yaşamına uygun olarak yapılacak egzersiz programları istenen sonucun elde edilmesine olanak tanır. Egzersiz programı hazırlanırken antrenman zamanları arasında kasların yenilenmesine yetecek kadar boşluk bırakılması faydalı olur. Kaslarda yenilenmenin düzgün bir biçimde sağlanması kas kazanımının daha etkin olarak ilerlemesini sağlar. Ayrıca antrenman sırasında farklı tip egzersizlerin yapılması vücuttaki farklı kas gruplarının çalışmasına yardımcı olur. Böylece tek bir bölgedeki kas grubu yerine vücut genelindeki kaslarda bir gelişme gözlenir. Kas geliştirme sürecinin daha etkili ilerlemesi için kişisel antrenör ile çalışmak faydalı olabilir. Hedeflenen sonuç için deneyimli bir uzmandan yardım almak daha çabuk ve verimli sonuçlar alınmasını sağlayabilir. Kas geliştirmede egzersizin yanı sıra beslenmede büyük önem taşır. Hedeflenen seviyeye gelmek için kişinin ihtiyacına özel bir diyetin hazırlanması sürecin daha etkili yürümesine yardımcı olur. Kişisel özelliklere ve kas geliştirmede istenen sonuca yönelik hazırlanacak bir diyet programı kas gelişiminin daha hızlı şekilde ilerlemesine olanak tanır. Kas geliştirme ile ilgilenen kişilerin, bu konuda uzman kişilere danışması ve kendilerine uygun olarak hazırlanan diyet programına uyması fayda sağlar. Kas geliştirmek için pek çok farklı unsurun dengeli ve düzenli bir şekilde bir arada bulunması gereklidir. Kas kazanımında maksimum sonuç elde etmek için hem sağlık hem egzersiz hem de beslenme alanı